Kamdar mali çıktı, benim işim mali. Sportif sizin konuları ama bunları, bana sorarsanız bunları çözecek... Ama mali konular, bu benim alanım. Sizin bunları çözecek mi? vizyonunuz var. Onu, yani o konuda Seçimi çok niye kaybettiğimi anlatabildim mi? Anla, anladım. Yani o dönem Başkan Mustafa Cengiz konusunda bir konsorsiyum oluşmuştu. Ve o e, şampiyonlukta gelmişti. Siz e, her türlü çalışmanızı yapmanıza rağmen Başkan Mustafa Cengiz seçildi. Peki şimdi Ali Bey kısa şimdi kısa çok soru ederim. var. Bakın şimdi o hani bir Ama çok Facebook soru var Ali Bey. Yani bir ya, evet. Benden bir tane projem istenmedi biliyor musunuz? İki ayrı kişiyle haber gönderdim. Bir tanesi de Türkiye'nin en çok satan spor gazetesinin müdürü de haber yaptılar. Manşet attılar gazeteye. E, projeleri verecekler diye. Bizden kimse proje istemedi. Diyalog kurulmadı yemeğe çalmaz. Halbuki ben seçimi kazansaydım bütün başkanları ayda bir davet ederdim. Konu ve projeleri ve durumu anlatırdım. Onların fikirlerini isterdim. Çünkü başarılı bir yönetici ekibi ve kadroyu oluşturabilen yöneticidir. Ekibi ve kadroyu yaygınlaştıramazsanız sonuç alamazsınız. Sadece kendi bilginizden yürütürsünüz. Bir iş adamının en büyük hatası sadece kendi bilgisiyle yürümesidir. Başarı ekipten gelir. Başarı aileden gelir. Ben bugün dünyanın en büyük firmalarından biri olduysam sanik olarak kendi branşımda beş ana branşın üçünde ben dünya markasıyım. Ekip çalışmasıyla oldu. Aile çalışmasıyla oldu. Aile derken Fatinoğlu ailesi değil. Tüm kadromuz, profesyonel kadromuz. Herkesten her hafta toplantımız vardır. Mevki farkı olmadan her bölüm toplantı yapar. Konuşmak kadar bilgilenmek kadar, bilgilendirmek kadar önemli hiçbir şey yoktur. Siz burayı terk ederseniz, ya Mustafa Cengiz yönetimini duyuyorum. Dört kişi toplanıyorlar. Diğer kişilerden birisinin yerinde olsam ben derhal istifa ederim. Sizi toplantıya almıyor, size bir bilgi vermiyor. Medyadan takip ediyorsunuz, sosyal medyadan gelişmeleri takip ediyorlar. Niçin yönetimdesiniz kardeşim? Niçin yönetimdesiniz? Sosyal medyadan takip edeceksiniz. Kurulu. Ben ne Bu ediyorum? Bu konuda haklısın. haklısınız. Yani böyle yönetim mi olur ya? Galatasaray Başkan... böyle yönetilemez. Galatasaray kimsenin babasının malı değildir. Galatasaray bir dünyanın Türkiye'deki en önemli markasıdır. Önce Atatürk, sonra Galatasaray gelir. Böylesine önemli bir marka. Bireysel yönetilemez. Şimdi, Bireysel yönetilirse bakın... işte 2 milyara yakın borca çıkar. Yazık günah değil mi? Galatasaray'ın elden gidiyor. Galatasaray'ın mülkleri Hacizle satılma tehlikesinde şu anda. Bunun bedelini kim ödeyecek? Şimdi bu konuda şimdi Murat Asas ekrana da getirdim Ali Bey bir, bir soru sormuş ki ben bunun bir Galatasaraylı gazeteci olarak olmasını çok istiyorum. Bir e, konsorsiyum oluşmasını ve e, Galatasaraylı güçlü parayı yönetmesini bilen insanların bir araya gelip bir başkan da uzlaşıp böyle güçlü bir yönetim kurulu oluşturmasını istiyoruz. Yani siz mesela Tek mi yani bu Mayıs ayındaki seçimle ilgili başkan adaylığı koyacak mısınız, başkan adaylığı iyi olmayı düşünüyor musunuz? Bunu çok merak ediyoruz. Daha şu ana kadar net bir cevap alamadık. Bu konuyu iyi. bir net cevaplandırırsanız, sonrasında da eğer tabii, tabii, ad tabii, tabii. aday olmayacaksanız da size şu an çalışma yapan çok değerli isimler var. Tek tek hepsini saymaya gerek yok. Size iyi bir teklifle gelirse Galatasaray başkan adayları. Eğer olmayacaksanız. Onların yönetiminde çalışmaya sıcak bakıyor musunuz? Ee, bir Galatasaray yönetiminde görev almak Sahada, ister misiniz? Şimdi adım adım gidelim. Birinci soru. Sahadaki isimlerin hiçbirini ciddiye bile almam. Galatasaraylılar da ciddiye bile almasın. Eğer gerçekten için için içinde. Adnan Öztürk'ü Adnan Öztürk'ü ilan etmeyin konuya. Adnan Öztürk beye dahil değil. Dahil değil. Adnan, Adnan Öztürk'ün abiliğinde onun da e, tavsiyelerde bulunduğu bir yönetim veya böyle bir yapılan yapı oluşursa siz de böyle bir yapı içerisinde yer almak ister misiniz, düşünür müsünüz? Şimdi önce siz bir şeyi bana tam anlatmadık da bu kötü oldu anlatmama. Ben size iş dünyasında kendi durumumu anlatayım ki bana bir başka isim söylemeyin. Hı hı. Ben banyo grubunda küvet, duşakabin, gömme rezervuar, jacuzzi, mini havuz üretiyorum. Bu branşta hı hı. dünya beşincisiyim. İkinci bir ürün cam üretiyorum. Cam temperleme. Piyasanın mobilya sektörüne, aydınlatma sektörüne, kuşakabin sektörüne cam veriyorum. ihracat yapıyorum. Türkiye'de bu konuda dört tane büyükten bir tanesiyim. Üçüncü grubum boru grubu. Altyapı ve üst yapı boru gruplarında üretiyoruz. Yerden ısıtma dahil. Türkiye'nin en büyüklerine alsa geçen hafta yılın en fazla boru grubunda ihracat yapan birincilik ödülünü Osipten aldık. İklimlendirme ihracatçılar birliğinde. Dördüncü grup büyüyerek geliyoruz. Isıtma grubu. Panel radyatör üretiyorum. Bu konuda dünyadaki ilk üç firmadan birisiyim. Kombi üretiyorum. Üretim kapasitesi ve şimdi eşanjörle Türkiye'de kimse üretemiyor. Hepsi ithal. Kendi eşanjörünü kendi yapmayı başarmış. Dünyadaki en önemli kombi markalarından birisiyiz. Üçüncü grubumuz ısı grubunda. Türkiye'de pek bilinmez. Avrupa'nın dekoratifini yapıyorum. İngiltere, Almanya ve Kuzey ülkeleri. Şu anda Türkiye'ye mal verecek kadar daim alım yok. Tamamı yeri çalışıyor. Full kapasite. Türkiye'nin en büyük evet. tesisi. Beşinci grubum. Türkiye'nin en önemli grubu. En önemli Türkiye'de nedir? Araba. Sonra ne geliyor? Fog okay. Forklift. İstifleme. Okay. Elektrikli okay. fog lift. 3 e, ton yükü alıyorsunuz. 6,5 metreye kaldırıyorsunuz. Taşıyorsunuz arabayla. Arabadan daha zor yapılır. İkincisi aynı grubun elektrikli transpalet. Üçüncüsü normal transpalet. Bu üç grubun Türkiye'de bir tane üreticisi yoktu biliyor musunuz? 50'den fazla marka var. Hepsi ithaldi. Ben bunların tamamını yapmayı başarmış sanayiciyim. Tamam. Sizin, sizin Birisine gerçekten... bir iş adamını konuşurken lütfen Hı. beni bunları söylemiyoruz ya da söyleyince bana reklam yapıyor demeyin. Söyleyin, söylemek zorunda kalıyorum. Bana bir adamı iş adamı diye söylediğinizde o iş adamının ne iş yaptığını bakın. Sonra da Ali Fatinoğlu'nun neler yaptığına bakın. Demek istediğimi anlatabildim mi? Bir, Çok net bir iş adamı konuşuyorsam anladım. benim üstümde kabul edeceğim tabii o birinci kuşak. Ben birinci kuşağım. Bana şu soruyu sordular. Ali Koç mu Ali Fatinoğlu mu 3 sene evvel? Dedim ki Ali Fatinoğlu başarılı olur tabii ki. Niye dediler? E dedim Ali Koç 3. kuşak. Ben 1. kuşak. Böyle bir soru da vardı. Ali, 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 Koç çok kuvvetli bir başkan adayı ve e, çok ciddi paraları bir zengin, veriyor. Ve efendim. Zengin veriyor işte. Siz, 100 e, milyon e, dolar para veriyor. Ben sistem yani Galatasaray'ın da ben güçlü başkanı... Kurarım. Hı hı. Buyurun. Galatasaray'ın da güçlü başkana başkana ihtiyacı var. Sizin de tabii çok güçlü bir iş adamı olduğunuzu biliyoruz. Çok önemli bir sanayicisiniz. Yani. Yani bana gösterebileceğiniz bir iş adamı yok ki. Kimi kimi göstereceksiniz? Tek veya işte bir e, ortak mutlu veya çatı adayı deniliyor ya Ali Bey. Yani bir adayla uzlaşıp e o sizde olabilir. Hiçbir isim de olabilir. Bakın çatı adayı projesi kelimesi nedir biliyor musunuz? Ben bir şey değilim. Bir yere varam varmam mümkün değil. O yüzden bir adam bulalım. Çatı yapalım. Ben de onun bahaneyle o yönetime gireyim. Çatı Aday diyenlerin ortak noktası budur. Tamam? Peki, peki. Çatı adayı ee... dediğiniz kişi yaşadık. Hayır, yaşadık. Gelelim çatı adaya. Duygun Yar yaşamadık yaşamadık mı efendim? Duygun o, Yar yetiş. Suvat üstünden Getiş. kimi getirdik? Hı -hı. Dursun Özbey'i getirdik. Hı -hı. Galatasaray tarihinin ilk en fazla zarar ettiren başkanı. Öyle değil mi? 485 milyon lira 2018'de zarar ettirdi. Tekrarlayayım rakamı? 485 evet. milyon zarar ettirdi. Bir yıl evet zarar. 30 milyon. Az. Biraz... Ondan evvelki zarar 21 milyon. Ondan evvelki zarar 43 milyon öyle bir şey. Yani 30'lu 40'lı giriyor. Kelimeleri yanlış desem. 485 milyon zarar. Yani olacak iş değil. Yani insanın içi yanıyor. Kesinlikle zaten bu zararları yaptırdığı için de Ali Bey Galatasaray taraftarı sportif başarı da bir sonraki sezonda gelmedi. Çok büyük tepki gösterdiler. Demek ki Çatı Bugün Aday'la baş... bu iş çözülmüyor. Çatı Aday'la bu iş çözülmüyor. Bize o zaman yönetecek siz, adam siz, lazım. Kimi kimi siz, yönetecek? Şimdi Çatı Aday dediğiniz kişi hangi iş adamını yönetecek? Hangi iş adamı hangi görev alacak? Öyle bir şey yok. Proje kitapçığı vardır. O zaman... Basketbol yani kapalı sahada ne yapılacak? Kemerburgaz'da ne yapılacak? Adada ne yapılacak? Kalamış'ta ne yapılacak? Mecidiyeköy'de ne yapılacak? Kastın Galip ne yapılacak? Cadde Bostan'da 3 tane dairemiz var ne olacak? E, atlı sporlar bizim değil ama atlı sporlar ne yapacak? Spor okulları projeleri ne olacak? Bütün bunlar hepsi benim ben de hazır. Sarı Kırmızı Galatasaray Festivali sistemi hazır. Yani şampiyonlukları bile kutlamayı bilmiyorlar ya. Fethiye'de düğün salonunda Kırklar elinde bir düğün salonunda kupayla beraber pantolon gömlek Galatasaray ikinci başkanı gidiyor. Ya özür dilerim ya. Galatasaray'ı konuşuyoruz. Galatasaray'ın şampiyonunu konuşuyoruz. Sarı kırmızı festival günü dersin. Cumartesi günü sarı. Pazar günü kırmızı. iki gün eğlence yapıyoruz dersin. Stadı çevresini telle çevirirsin. O gün gelen cumartesi günü gelen sarı giyecek. Sarı kıyafet satacaksın. Pazar günü kırmızı giyecek, kırmızı kıyafet satacak mağaza. İçeri girişe para keseceksin. Geceyi orada çadırlarda kaldıracaksın. İki gün boyunca yiyecek içecek satacaksın bir sürü yerden. İsim, bir de o sarı ve kırmızının ismiye de bir isim sponsoru alacaksın. Statta takımı getireceksin. Kupayı öyle kaldıracaksın. Sanatçıları getireceksin. Stand-up gösterini getireceksin. Dışarıda eğlenceler koyacaksın bu festivali, Sarı Kırmızı Festivali alacaksın sonra Ankara'ya, İzmir'e, Antalya'ya. Ama esas para nereden? Avrupa'dan. Almanya'da 3 milyon Türk var. Almanya'nın neresine bu projeyi koysanız en az 10 tane şehirde full satarsınız. Böyle bir şampiyonluğun kaç milyon euro toplarsınız? Biz Galatasaray'ın daha en basiti şampiyonluğunu bile paraya çevirmeyi bilmiyoruz. Gitmişiz i̇şte ki... düğün salonuna 40'lar elinde düğün salonunda kupa töreni yapıyoruz. Şimdi bilmiyorum sayın, ben bunları duydukça Sayın deniyorum. Ali Fatinoğlu. Bir iş adamı ha, şeyler bu, bu eleştirileriniz bence haklı eleştiriler. Şimdi Sayın Ali Fatinoğlu. E, Dursun Özbek yönetimindeki yetersizlikleri Galatasaraylar zaten gördü ki e, Başkan Mustafa Cengiz'e büyük bir destek oldu hem taraftardan hem de genel kurul üyelerinden. O seçildi. Burada da şimdi Galatasaray taraftarları transfer yapamayan Ekonomik problemleri çözemeyen bir yönetim görüyor. Sizin de söylediğiniz gibi sadece dört kişiden oluşan bir yönetim Bu yönetim görüyor. hiçbir şey yapamaz. Bu yönetimin siz işte burada, bir kişinin siz burada, iş yapması umut, için iş hayatında başarı hikayesi olması lazım. Mustafa Cengiz'in hayatındaki başarı hikayesi nedir? Yusuf Günay'ın hayatındaki başarı hikayesi nedir? Sayın Kaan Karçal'ın başarı hikayesi nedir? Abdurrahim Albayrak'ın başarı hı. hikayesi nedir? Tüm yönetimi alalım, hepsinin başarı hikayesini soralım yönetime soramıyor çünkü dört kişiyle yönetiyorlar bu dört kişinin başarı hikayesine bakalım ve para durumuna bakalım bakın Galatasaray'ın borcu 1 milyar bunu dövize çevirirsek 2 milyara getirdiler 3 senenin sonunda hı hı. demek ki bugün 260 milyon dolar Galatasaray'ın borcu var Galatasaray'ın yıllık geliri 500 milyon TL seviyesinde Giderlerini biliyor musunuz? Futbol takımının transfer bütçesi federasyona verdikleri rakam 493 milyon TL. Biliyor muydunuz? Yok. Benim işim para, rakam. Peki döviz bazındaki transfer bütçemiz ne? 39 milyon euro.1 euro. euro 39.1 milyon euro. Buna vergiler hariç, vergiler dahil, vergiler artı çıkacak. %15 indirim aldık dedi. Sayın Mustafa Cengiz Başkanımız Fakat evet. Bu %15'i kapa bildirdi mi bildirmedim İşte soru işareti Ben kapta böyle bir bildiri görmedim ee, Demek ki futbol takımının Yeterince şeffaf değil zaten şu an yönetim Yeterince şeffaf yani değil İçler acısı Peki içler Ali, acısı, içler acısı, Bakın futbol Ali takımının mi? transfer bütçesi 40 milyon euro Teknik kadro buna dahil değil Teknik kadroyla buna dahil edelim Bir de buna vergileri koyalım bir de Galatasaray'ın basketbola 2 milyon e, euro bu senenin bütçesi öyle mi? Geçen sene 2 milyon dolardı. Ben 2 milyon euroluk rakamı mali şey yapılmadığı için bilmiyorum. E, 2 milyon euro diyelim. Evet. Aşağı yukarı voleybol ve vesairelere ve genel giderleri, personelleri katarsak Galatasaray 60 milyon euroluk bir yıllık harcamayla buluşuyor. 60 milyon euro dediğimiz rakamın ee, geldiği noktaya bakalım. Peki ne kadar faiz ödeyecek Galatasaray? Bir de buna faiz gideri var. 2 milyar borcu var Galatasaray'ın. Öyle değil mi efendim? %15 evet. en en küçük para kullanım maliyeti yok mu? Evet doğru mu? Evet dinki ne no olur karşılıklı konuşalım. Tek <laughs> Yok ben ben e, bir yandan bir yandan sizi Bravo. dinliyorum. 2 milyar. Bir yandan da %15 mesajlara %15 bakıyorum. Yüzde koyalım. %15 faizi koyalım. Kaç sıra geldi? En iyi durumda 300 milyon TL. Yani bu iyi bir iş adamının hı hı. alabileceği faiz. Galatasaray Kulübü'nün ödediği faiz oranı kaç biliyor musunuz? İçiniz kaç? sızlar, içiniz. İçiniz sızlar. Peki i̇çiniz işte sızlar. Bu, bu tablo. Şimdi bu tabloyu siz 300 Ali milyonda Bey. faizi koyduk ya şimdi bitmedi. Bitmedi. Galatasaraylılar tabii faaliyet raporunu kimse okumuyor. Kitapçığı kimse okumuyor. Bizim genel kurul üyelerimiz de e, 100 kişiye ya okuyor ya okumuyor. Faaliyet raporunu bir okudum. Şok, şok, şok. Ödemesi var. Kişiyi işten çıkartmışız. Tamam. Evet. Çıkarttığımız kişiye ne yapmamız lazım? Tazminat. Tazminatını ve kıdemini ödememiz. Doğru hı hı. mu? Evet. Heh. tazminat ve kıdemi ödenmemiş. Ne deniyor? Git mahkemeye. E, mahkeme Mahkemede uzuyor 3 sene. 4 sene. Ama ondan sonra ne geliyor? Mahkeme masrafı, avukat masrafı, avukat, masrafı. ve de faiz. Aynen. Doğru mu? Personel değil de başka davalarda var. Onlarda da inkar gelir. Şimdi peki Ali Bey, şimdi bu parayı Siz... kendi kasasından çıkartmamış oluyor. Mahkemeye gittiği için bilançoda yerini almıyor bıraktam. Ondan sonra ben ödeme dengede şu kadar para ödedim ama yeni gelene öyle büyük bir hukuki davalar var ki Yandım anam yandım. Yandım anam yandım. Gazeteciler, bu avukatlardan gelecek davaya, avukatlar kelimem yanlış oldu özür dilerim. Hukuk davalarından gelecek, ödenecek para miktarları var ya, yandık ki yandık. Toplamının ne kadar olduğunu da bilmiyoruz. Ben de toplamadım. Çünkü mahkemenin ne kadar vereceği belli değil. Verdiğinde vereceği rakam çok büyük gelecek. Bir tane soru görüyorum şu anda. niye divanda konuşmuyorsun diye konuşmamın başını kaçırmış. Ben divan üyesi değilim. Divan üyesi olmak için 25 yaşında 25 yıl genel kurul üyesi olmak gerekiyor. Ben babadan dededen bir Galatasaraylılığım olmadığı için genel kurul üyesi ancak ekonomik durumum güçlendikten sonra tanıdıklarımız varsa E grubundan Galatasaray üyesi Hı. oldum. Yani taraftar grubundan paralel aldırdım. Peki e, 25 Ali Bey, şimdi olmadığı bu... için divanda konuşma hakkım yok. Olsunuz Ali zaten? Bey şimdi Gerçekten güzel bir şekilde tabloyu ne kadar iş bilmezlik, beceriksizlik, beceriksizlik hatta kasıtlı Galatasaray'ın zarar ettirdiğini anlattınız. Hatta işte geçmiş yıllarda bir Galatasaray yöneticisi Galatasaray fakirleşirken zenginleşen insanlar var şeklinde de e, sizin Acık anlattığınız yaptı. tabloyu Koltuğundan yaptı. Oldu. Koltuğundan evet. oldu. Evet şimdi biz sizden şunu duymak istiyoruz Ali Bey kısa ve net bir şekilde. Bir bu Mayıs ayında veya erken seçim olursa erken seçimde aday olacak mısınız? E, aday olmayacaksanız bir yönetime girip orada Galatasaray için çalışmayı düşünüyor musunuz? Yani siz bize hep eski tabloları anlattınız ama gelecek için planlarınızı, elinizi taşın altına koyup koymayacağınızı söylemediniz. Bunu öğrenebilir miyiz sizden? Şimdi önce bir kere şu. Benim ekibimin ben sadece 50'ye yakın bir kadro var. 10 tane asil, 5 yedek, disiplin kurulu, sicil kurulu e, ...denetim... ...bunları topladığınızda 50 kişi... ...fakat 50 kişi değil... ...sportif aşe... ...mağazacılık, televizyonculuk... ...gayrimenkul, teknoloji... daha böyle bir sürü şirketlerimiz var... ...her bir şirkette 7 kişi... ...10 tane şirketiniz olsa 70 tane yönetici... ...50 tane de seçime girdiğiniz kişi... ...120... ...120 tane... ...vasıflı, iş yapacak... ...kadroyu oluşturmayan birini... ...başkan adayla çıkmaması lazım... Ben de bu 120 kişi var. Bende var projeler var. Tamam. Süper. O zaman adaylığınızı bekliyorum. Evet. Ama ben bekliyoruz. çok kırıldım. Ben çok kırıldım. Ya ben çok kırıldım. Çok kırgınım. Ben bir kere daha başkanlık seçimine girmek gibi lüksüm yok. Galatasaray'da bana 2015'te ve 18'de dediler ki Galatasaray başkanlığı talep edilmez. Galatasaray'da başkanlık verilir. Aynen bana Galatasaray'daki konuşmacılar yaptık ya, Kalamış'a gittim, Levent'i Cemiyet'e gittim, Dumarmara Otel'de konuşma yaptık. Galatasaray Genel Kurulu üyelerinin tecrübelileri bana dedi ki, Galatasaray'da başkanlık verilir. Böyle Galatasaray'a ben başkanlık istiyorum deyip, projelerimle çıktım deyip, Galatasaray'a başkan olunmaz. Böyle bir lüks yok. O yüzden ben Galatasaray aday olmanızı isteyen Galatasaraylılar var ama. Yani güçlü bir iş adamısınız, iş insanısınız. Bu borçları çevirebilecek, Galatasaray'ı düzlüğe çıkartabilecek bir insansınız. Bir kere e, yani yaptığınız işler şunu bana hissettiriyor. Mesela şimdi ezeli rakibimiz sonuç itibariyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çok belli ki almaya değil vermeye gitmiş. Yani kendi e, servetine bir şeyler katmaya değil aksine Bravo, tam tersi. Doğru. Kendi doğru, nüfuzunu doğru. da kullanarak Fenerbahçe'ye artı değer katmaya gidiyor. Siz de doğru. mesela bu nosyona sahipsiniz. Yani Galatasaray'dan bir beklentiniz, manevi bir beklentiniz dışında bir beklentisi olmayacak. Yok esas. canım ne olabilir ki? Ne olabilir e, ki? Siz de Galatasaray'a... Ben gelirken de zaten belli bir para koyacaktım. Ben 2018'de Hı -hı. para koyacaktım. Ama şu yani an mesela Galatasaray'a bedava yönetim küsmek, var mı? Bence Galatasaray küsmek yerine projelerinizi Galatasaray taraftarına Galatasaray anlatıp, vizyonunuzu anlatıp yok. tek Tekrar aday Kırıldım olmalısınız. Dedim. Veya bir yönetime, bir yönetime gir Hayır yanlış anlatım. Küsmek diye bir şey olur mu? Ya? Ben Galatasaray hı hı. delisiyim. Böyle bir şey olur mu? Galatasaray benim canım. Ben iş yerimde karşıma Galatasaray forması var. Fatih Terim dahi bütün futbolcuların imzaladığı forma var. Hı hı. Yani benim Galatasaray küsmek gibi lüksüm olur mu? Ee, o zaman... Ceketlerimi astığım yer Galatasaray atkısı var. Her yer Galatasaray'dır. Yani benim Galatasaray'a değil, küsmek değil. Ben bireysel olarak kırgınım. Bir kere daha kendiliğimden seçime girmek gibi bir e, lüksüm yok. Ben konuyu kendimden çekeyim de ben esas Galatasaray'a faydalı olacak fikirleri vereyim ki ortak paydamız oluşsun. Galatasaray'lım diyen e, dostlar Galatasaray'ın hedefini belirleyelim beraber. Galatasaray'a ben küsmedim. Başkan adaylığında kaybettiğim için kırıldım. Bir kere daha kırılmak gibi lüksüm yok. Böyle bir kırılmaya hazır değilim kaybettiğin kişiye Peki. dönüp bakıyorsun. Dönüp bakıyorsun kaybettiğin kişiye. Diğer adaylara bakıyorsun. Siz bankaların genel müdürleriyle, genel müdür yardımcılarıyla görüşüyorsunuz. Kredi konusunda Avrupa'nın en büyük bankalarının yetkilileri geliyor. Dünya finansının en başındaki fonların yetkilileri geliyor. Onlarla görüşüyorum. Burada para konusu. Galatasaray Banka şube müdürüyle görüştükleri bile şüpheli olan kişiler oy alıyor sen alamıyorsun. Böyle bir şeyi kabul etmek kabul etmem zor. Bunu Ali Fatina olarak tolere etmem kolay değil. O yüzden kırgınım. Şimdi gelelim Peki, o Galatasaray'daki zaman, o, vizyona. Ne olur burası önemli. O zaman yönetime girmeye sıcak bakmalısınız Ali Bey. O zaman adam olmayacaksınız bile. Size bravo. teklif gelirse bence çalışmalısınız. Galatasaray'da, Galatasaray'da başkanlık yapacak kişi çatı falan değil. Galatasaray'da başkanlık yapacak kişi futbolu çok iyi bilen biri olmalı. Mali işleri zaten ben biliyorum. Projeler zaten ben biliyorum. Hepsini zaten takır takır yaparım. Benim bütün geçmişim iş hayatı başarılarıyla dolu. Ben 26 yaşında 8 tane belediye şirketini kara geçirdiysem 6 ayda Galatasaray'ı Allah'ın izniyle 3 senede 5 senede çözerim. Problemleri büyük. Problemleri büyük ama çözerim. Ama Galatasaray iş dünyası değil. Galatasaray bir spor Dünyası, bir şirket değil. Şirketin mali hesaplarıyla yönetirsiniz. Ben mali hesapları yönetirim. Ama Aha. spor başka bir dünya. Top potodan basket olmazsa, üç direk arasından top geçmezse başarısız olursunuz. Onun için sportif başarıyı sağlayacak güçlü bir başkanımızın olması lazım. Bana sportif başarıyı sağlayacağına inandığım bir başkan olursa onun yönetimine Katılırım. girerim. Şimdi vizyon şu. Hı hı. Sportif başarı gelecek ama benim dediğim sportif başarıdaki başkanın başkan şu değil. Türkiye'de şampiyonluğa oynayacağız. Fenerbahçe Galatasaray 6 tane gol atmış çok mutlu olmuş. Ali Koç'un sesi kısılmış. Ben de Twitter'da yazdım. Ben dedim UEFA şampiyon olduğumuz gün Monaco'daydım. Real Madrid 2-1 yendik. Gömleğim sıklam. Otobüslerle Nis'ten gelmiştik. Otobüslere gittik. Gömleğimi çıkarttım. Sesim orada hakikaten kısıldı. Bütün bir otobüs grubumuz. Uçakla geldik hepimiz. Benim sesim kısıldı. Benim sesim UEFA kupasını aldığımızda kısıldı. Benim hedefim de bu. Öyle yerel. Vizyon bu. Böyle bir şey olur mu? Vizyonun matematiğine gelelim. Dünyada kaç tane lig var güçlü? İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya. İtalya. İtalya bir geri alalım. Fransa, İtalya. Üç tane lig koçu konuşuluyordu. Öyle değil mi? İngiltere, Almanya. Ben çocukluğumda Almanya'da Mönchengladbach'ı bilirim. Onu tutardık. Bayan Münih'i tutardım. Peki İspanya nasıl İspanya oldu? Çok basit. Messi orada. Ronaldo orada İspanya Ligi bütün dünyada şu anda takip edilen lig oldu. Öyle değil mi? İtalya Maradona'yı getirdi. Şimdi Ronaldo'yu getirdi. Fransa ne yaptı? Paris Saint Germain. Kimse ilgisizdi. Ama ne yaptı? Neymar'ı getirdi. Üst lig oldu. Altıncı lig var mı dünyada Eyüp Bey? Altıncı, Altıncı lig yok. Altıncı lig yani belki Hollanda olabilir. Ee, büyüklük için konuşuyorum. Hı hı. Yayın yayın rakamı. Şimdi bakın bu 5 ülkenin yayın geliri 100 ise 100 ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayın geliri kaç? 1. Kimse bakmıyor değil mi? Çok. Esas hı konu hı. burası değil mi? Bir evet. Bir ile İtalya Ligi herkesin seyrettiği lig oldu. Galatasaray'a Ronaldo, Messi ayarında. Babalar gibi Üç tane futbolcu getirelim. Yaşlı değil. Ben Iniesta'yı getiriyordum üç sene evvel. Ama ışığı yakalayamadığım için dört buçuk milyon euroya getirecektim. Biliyor musunuz? Çinlilere gitti otuz küsür milyona. Şimdi üç tane dört tane A sınıfı futbolcuyu Galatasaray getirirse Ali Koç da kendi takımına üç tane iyi futbolcu getirirse alın size Barcelona Real Madrid mücadelesi olan İspanya'dan sonra Türkiye Ligi. Türkiye liginin yayın satışı kaç sıraya çıkar? Çok Dünyanın hatası. seyrettiği bir lig olursa ne oluruz? Dünyanın seyrettiği lig olursa ne oluruz? Bakın. Gelir, Türkiye hatası. çok büyük bir devlet. İnsanlar bunun farkında değil. Türkiye çok önemli. Türk insanı çok önemli. Avusturya tarihimizde bizim Libya'ya kadar Afrika'ya, Kuzey üstleri gitmişiz. Avusturya'ya kadar gitmişiz. Yani bizim Yugoslavya'da, Kosova'da, Arnavutluk'ta, Bulgaristan'da, Yunanistan'da Türkçe konuşuluyor. Nereye kadar? Ta Çin Uygur'a kadar. Buradan gelin Ermenistan'da bile Türkçe var. Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Uygur. Hepsinde Türkçe var. Hepsi Türkiye'yi takip ediyor. Arap ülkeleri takip ediyor. Yani Galatasaray'a üç tane yıldız aldığınızda ta Uygur'a kadar ki bütün ülkelerde Çin hariç onlarda yayın satarsınız. Arap ülkelerine yayın satarsınız. Cezayir'e, Fas'a, Libya'ya yayın satarsınız. Avrupa'da zaten Almanya'da 3 milyon Türk var. İngiltere'de, Amerika'daki Türk sayısı ortada. Bütün bu yayın satarsınız. Bir de futbol taraftarları seyredecek. Senin Türk Türkçe konuşanın dışında. Peki böylesine bir ilgi getirilen bir yayın ne yapar? Uluslararası bütün reklam verenler sana gelir. Öyle değil mi İpek? Bütün katılıyorum, uluslararası katılıyorum. reklam verenler sana koşa koşa gelir. Bugün bir lira reklamı satamadığın yerde Uluslararası reklam alırsın. Bir tane Japon futbolcu getirirsin tekrar ama A sınıfı. Bir tane Arap ülkesinden getirirsin. O ülkelerde Galatasaray'ı takip eder. O ülkelerde Galatasaraylı ürün satılır. Yayın olursa, reklam olursa ürün de satışı olur. Dünyanın Siz her yerinde Galatasaray'da... Şunu bilir. anlayabilir miyiz Sen Ali Bey? Küçük vizyondan, küçük vizyonlar. kemerimizi sıkalım dersen bizi burada... Herhangi futbolcularımızı negatif konuşmak istemiyorum. İşte bu sıkıntılı maçları seyrederiz. Fatih Terim imparatoru da şapkadan tavşan çıkart dersin. Adam garibim Santraforsuz oynattık ya. Bu öyle bir yönetim olur mu ya? Aklıma geldikçe çıldırıyorum. Gomis'e ben bayılıyordum. Gomis'i sattılar. Gomis gitti. Ne oldu? Domku Santrafor ben. yaptı ya. Garibim imparator ne hallere geldi? Adam i̇şte Domku siz... Santrafor çıkarttı. Tayland'dan. Ee, şimdi böyle değil işte. Büyük hedef, büyük vizyon. Büyük hedefin, büyük vizyonun yoksa benim orada ne işim var? Ben küçük işlerde olmazdım. Ben hep dünya markasıyım. Ben hep dünya çapında oynadım. Ben hiç Türkiye'ye yerel'e bakmadım. İyi iş yaparsan para gelir. Param yok lafını da kabul etmiyorum. İşini iyi yapan herkese para gelir peşinden. İşini iyi yap, para gelir. İşini iyi yap yeter ki. Peki Ali Bey çok güzel, doyurucu, geniş geniş cevaplar verdiniz. Teşekkür ederiz. Belki ileride farklı konuları konuşmak için yine... Galatasaray'ın e sorununu sormadınız. Galatasaray'ın başındaki belayı da anlatayım. Öyle basit bir belayı peki, yok. Peki. Peki. Yani Galatasaray'a yarın... Sizi yormak da istemiyorum. Yani. O yüzden yani. Evdeyim, evdeyim, evdeyim. Ee, yarın çıkıntı sabah çıkıntı. beşte kalkıp Akisar'a fabrikaya gideceğim. Ee, üç gün Akisar'dayım. Şimdi konuşuyor. Sağ olun. Konuşuyor. Bu yönetim büyük bir ihtimalle ee, çok büyük hesap vermek zorunda kalacak. Çok büyük. Tarihe geçecek veballe boğuşacaklar. İbrahim'den Şimdi dolayı. böyle yapacağım. Algılayabilelim diye. Yayında tam. Bakın burası şirket. Evet. Bu, şey, burası dernek. Dernek nedir? Dernek Galatasaray Genel Kurulu üyelerinin oluştuğu yer. Elim kapalı. Tamam. Hı hı. buranın nesi var sizin sevdiğiniz ilgi alanınız basketbol veleybol evet. judo, evet. yüzme, su topu kürek, atçıl hepsi burada santranç tamam buranın masraflarını burası veriyor burası dernek bu derneğin bu masrafları karşılayacak geliri var mı amatörlerden basketten veleyboldan ya ben veleybolda kız takımımız hani o Avrupa'da Rus takımıyla yarı final oynadı o maça gittim. Bilet aldım. 5 TL verdim. Şaka gibi. Yani kız voleybol takımımız yarı final oynuyor Rus takımıyla. Biletimiz 5 TL. Bilet 5 TL. 5 TL, TL, 5 TL. Yani arabayı park etmeye verdiğim otoparka 20 lira vermiştim. Anlayın. Aynı sürede arabamı bıraktım yer 20 lira. Salona girdim. Maç 5 lira. Kızlarımız maçı kazandı. Ruslara. Yarı final 5 lira bilet. Şimdi geliri bu. Basketboldan, veleboldan gelen gelir bu. Derneğimizin bütün parası bu. Daha dernekte para yok. Ama giderleri yüksek. Doğru mu? Doğru. Evet. Şimdi gelelim bu ele. Burası ne? Sportif AŞ. Yani şirketlerin olduğu yer. Futbolun geliri ve giderin olduğu yer. Tamam mı? Burası bu derneğe bu dernekte ne var? Mal var. Burada mal var mı? Hayır yok. Sportifte evet. yok. Dernekte ne var? Galatasaray'ın adası var. Galatasaray'ın adası var. Mecidiyeköy otel var. Hasnun Galip bina var. Cadde Bostan üç tane daire var. Daire var. Tamam. Burada yok. Sportif evet. Ayşe'de yok bir şey. Ve Sportif Ayşe ne yapıyor? Derneğe... Sponsorluk mu Hayır. Derneğe faiz faturası kesiyor. Burası ne kadar kesti faturayı? Her ay. Y çok yüksek bir fatura. Bir küsür milyar fatura kesti buraya. Dernek bir milyar küsür borçlandı. Nereye? Buraya. Burayı anlayabiliyor muyuz acaba? Şimdi burası evet. bir milyar küsür sportif haşe fatura kesince, faiz faturası kesince Ne oldu? Burada bir milyar gelir oldu. Ondan sonra mağazacılık, televizyon, gayrimenkul, bütün şirketleri alt alta yazdık. Halkın karşısına çıkıp ne dediler? Halkın karşısına çıkıp ne dediler? Biz kar ettirdik dediler. Efendim? Kar ettirdik dediler. Burası. Bir milyar fatura kestik ya. Burası kar etti. O zaman şu soruyu sormak geliyor akla değil mi? Bu buranın karı o zaman 1 milyarın üstünde olması lazım. Mustafa Cengiz hı hı. yönetimi kar ettiğine göre. Evet. Öyle değil mi? Evet, evet. 1 evet. milyar orada kar varsa, kar ettiysen 1 milyar kestiğin faturayı çıkartırsan zarar çıkar. Bakın rakamlara. Bakın rakamlara. 1 milyar faturayı çek. Yandı gülüm keten elva. E gel gel şimdi buraya. İşte, işte bunların Bunların düzeltilmesi ya şimdi lazım. Şimdi buraya işte. bak yani, belaya bak niye... belaya. <laughs> Kimse bilmiyor. Bu işin içine ne, neler var. Şimdi burada bir milyar para var. Doğru mu? Borç var. Eyüp Bey doğru mu? Evet. Borç. Dernekte. Evet. Burası kime ait? Sportif. Bir de şimdi yüzde üç buçukta hisseyi sattı mı yönetim? Otuz altıdan çıktı mı halk? Yani bizim 64'e yakın olan hissemiz 60'a düştü. 59 kısra düştü. %60 hissemiz var. %40'ı kimin? Halkın. Sermaye Piyasası Kurulu'nun. Bakın şimdi belaya bakın. Sermaye Piyasası Kurulu ne der? İnceliyor borsa. Senin bu şirketten alacağın var. 1 milyar. Evet. Bu paranı niye almıyorsun? Bunu devlet soracak mı sormayacak mı? Size sorayım. Sermaye Piyasası Normalde... Borsa Borsa yetkilileri bu bo hisse almış halkın hakkını korumak için burada bir alacağım var. Bu alacağı unut mu der? Yoksa bu alacağını git tahsil mi eder? Size sordum. Ne der borsa ne Normal diyecek? Normal şartlarda Galatasaray değil de bir herhangi bir şirket, herhangi bir holding olsaydı şu an kıymat atanmıştı zaten. Ee, oraları geçelim. Ne olur Galatasaray'a zarar verir. Ben daha tehlikelisini söyleyeceğim Hı. ki Problem daha şekillenmedi. Bu şekillenmiş karar. Bu parayı hı hı. bilanço bu sene bilanço çıktığında Galatasaray Derneği'nde olan alacağı sürekli büyüyor sportifin burada. Borsa evet. der ki bu alacağı yükselirken kendine ne gibi teminat aldın? Teminatın var mı? Teminatın yok. yok. Teminat olsa da ne teminat verecek o daha da kötü. Dernek neyin teminatını verecek? Adası var. Oteli var. Otelin ederini geçti borç. Otelin malını borç geçti. Kesilen fat faiz faturalarıyla. Mayıs Adada ayına muallak. geldiğimizde Mayıs Adada ayına geldiğimizde muallak. bu kestikleri faizlerle 2 milyarı geçecek. 2 milyar seviyesine gelen bir borcu Galatasaray'ın mülkleri içinde birinci sırada bunlar ancak ada satılırsa karşılanır. Bakın ne, ne nasıl bir belayla baş başayız. Bunu Birisi Galatasaray'ı çökersin diye Fenerbahçe'yi yiyen birini gönderselerdi ancak bunu yapardı. Galatasaray'ın en kıymetli yeri olan Galatasaray Adası kendi elimizle sportif faşe Galatasaray derneğinden alacağını almak için mecburdur hukuki işlem yapmaya. Hukuki işlem yaparsa ne olacak? Haciz. Aciz olursa ne olacak? Kayyum gelecek. Değer tespit edecek. Yüzde ellisi değeriyle mahkemeden satılacak. Galatasaray adasını Türkiye'de hiç kimse satamazdı. Galatasaray adasını satıyorum diyecek bir banka öbürsü gün Galatasaray taraftarları tarafından derhal boykot edilirdi. Evet. Bir şirket boykot edilirdi. Devlet yetkilileri bile Galatasaray Boy taraftarını karşısına alma istemezdi. Ne? Ama öyle bir yerden geldi ki gol Galatasaray derneği, adanın sahibi, sportif aşe Galatasaray'a gelecek ve bunu sat diyecek. Mecbur. Bunu Yusuf Güney'in bilmemesi mümkün mü? Abdurrahim Albayrak'ın bunu bilmemesi mümkün mü? Kaan Kançal'ın bunu bilmemesi mümkün mü? Mustafa Cengiz'in bunu bilmemesi mümkün mü? Galatasaray'daki görev yapan bütün herkese söylüyorum. Bunu bilmemeniz mümkün mü? Bu kadar basit bir şeyi bilmiyorsanız Galatasaray'a lütfen yönetici olarak çıkmayın bile. Yöneticiyseniz bunları bilmek zorundasınız. Peki bile bile nasıl Galatasaray'ın mülkünü satılmak zorunda olan bir yola sokarsınız? Bu yolun ucu Galatasaray adası satılır. Galatasaray'ın oteli de satılır. Galatasaray malı mülkü elinden çıkar. Galatasaray adasına Ali Koç girer. Galatasaray'ın Adası'nı satın alır. Oraya da Fenerbahçe bayrağını dikerse sizler de mutlu mu olursunuz bilmiyorum. Galatasaray adasının da çok, çok e, çok e, Ağır bir şey söylüyorsunuz yani. Tabii ki Galatasaray'ları çok, ağır çok üzecek bir şey biliyorum. biliyorum. Tabii ki bunu biliyorum. Buna sinirim bozuluyor. Buna sinirim bozuluyor. Galatasaray'ın adasını da bilsin ki Galatasaraylı herkes o adanın tamamı bizim değil. Ada dört parselden oluşuyor. Üç tanesi yan yana dördüncüsü de deniz alanı. O üç tane kara, kara parçası olarak görülenin ön iki tanesi hazinenin malı, devletin. Sadece havuz tarafı Galatasaray'ın. İkinci parsel de deniz üstündeki parsel. Boğaza doğru olan taraf. Kar karaya doğru olan taraf değil. Yani satışlar çıktığı zaman sadece havuz satılacak. Yani orası bile borcu kapatamaz. Çok evet. tehlikeli bir iş yaptığı yönetim, sportif aşhaya Galatasaray derneğine fatura kesilmesi çok büyük bir problemdir. Galatasaray'ın yeni yönetiminin kurgusunda parayı bilen çok iyi bir kadronun yanında bir de ne lazım biliyor musunuz şimdi? sermaye piyasası. Yani şunu diyorsunuz bu lazım. bu tarz bu tarz bir borçlandırma yapıldığı için Galatasaray'ın taşınmazları şu an hazledilip satılabilir noktada diyorsunuz. Tabii ki alacak var. Galatasaray. Alacak var. Her ay fatura fatura kesiyorsunuz. Alacak yükseliyor. Yükselen alacağı siz sürdürülebilir bir durum yani bir sene, iki sene, üç sene yapmazsak bu sene bilanço çıktığında SPK bu borcun tahsilini ne yapıyorsun diyecek. Tamam şimdi burada da ben ya da siz Galatasaray... adayı satıp parasını vereceksiniz. Şimdi burada da ben Galatasaraylıların sesi oluyorum Ali Bey. Buyurun. Siz de bu problemleri tespit etmiş güçlü bir iş adamısınız, iş insanısınız ve Galatasaraylı olduğunuzu da zaten yani Galatasaraylı derken candan bir Galatasaraylı olduğunuzu da e, konuşmalarınızdan anlatmanızdan hissediyoruz. O elektriği alıyoruz. Bence e, kırgınlığınızı bir kere kenara atıp ya aday olmalısınız ve yapacaklarınızı çok net bir şekilde medyayı ve Galatasaray taraftarını organizasyonlarınıza davet ederek anlatmalısınız. Galatasaray taraftan desteğini arkanıza almanız gerekiyor. Böyle düşünüyorum. Kırgınlığı bir kenara bırakıp aday olmanız gerektiğini düşünüyorum. Ya da aday olmak istemiyorsanız bile mutlaka size gelecek güçlü bir teklif olursa bunu kabul etmeniz gerekiyor. Bir gazeteci olarak bir Galatasaraylı olarak ben e, size ben, bunda, ben, bunu sizden rica ediyorum. Eyüp Bey teşekkür ederim. Ben öyle Galatasaray için kenara kaçıp gidecek falan bir adam değilim. Ben Galatasaray'da delisi bir adamım. Ee, başka bir takıntım yok benim Galatasaray'dan başka. Ben Galatasaray'ı sportif başarıyı taşıyabilecek bir başkan arayışı içindeyim. Projelerim hazır. Sermaye piyası kuruluyla ilgili neler yapılması gerektiğini hepsini hazırladım dosya olarak ve bu konuda da görev yapacak A sınıfı Galatasaray Divan Kurulu'nda olan iki kişiyi davet ettim. Hı hı. Konuştuk. Şekillendirdik. Hukuki davalarda da bir problem var. Galatasaray'ın hukuki davaların avukatları da çok büyük paralar ödeniyor. Bu davalara ücretsiz karşılayacak hukuk kadrosunu da ben hazırladım. Sportif başarıyı getireceği inandığım başkana istiyorsan sermaye piyasası kuruluna yapılacak işler bunlar ve ekip bu. Hukuk kadrosunda yapılacak işler ve ekip bu. Sağlık kadrosu içinde ben mesela benim kadromda Profesör Remzi Tözüm vardı. Türkiye'nin en büyük hastaneden birinin adını vermeyeyim. Onanın Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı. Bu ne demek? Niye onu aldım ben sağlık kurulu kurdum biliyor musunuz? Üç tane profesör, iki eczacı. Bunlar benden dalga geçtiler yönetimde. Yani sağlık kurulunu doğru dürüst çalıştırsaydın sakat Falko'yu transfer etmezdin. Dursun Özbek, Sik Dursun'u transfer etti sakat. Sakat futbolcu transfer etmek istemiyorsan, çok güçlü bir sağlık kurulu kurarsın. Doping yaşamak istemiyorsan, çok iyi bir eczacı kadrosuyla e, floryaya gönderirsin. Basket sahasına. <laughs> Dopingli yanlış ilaç kullanmasınlar diye. Yönetim öyle he he hikayeden olmaz. Sermaye politisi kurulu, hukuk kurulu, sağlık kurulu, spor okulu kurulu ve bütün branşların nasıl yönetileceğini sistemini kurmadan ve mali yapıda projelere iş adamı dünyasını hazırlamadan bu Galatasaray'a başkan adaylığına hiç kimse çıkmasın. Galatasaray'ın da borcu 2 milyar. 2 milyar yani 270 milyon dolar. Hem yıllık gelir ve gideri dengeleyeceksiniz. 270 milyon dolar da fazlalık yaratacaksınız. Kar edeceksiniz. 270 milyon doları yaratabilecek isimler şu anda sahada başkan adayım diyenler içinde 270 milyon doları oluşturabilecek, 270 milyon dolar serveti olan, 270 milyon doları yan yana gören bir kişi var mı? Eğer o kadar Burada. 270 milyon dolar Galatasaray'ın borcunu ödeyebileceğine inanıyorlarsa bu kardeşlerimin hepsine derim ki Galatasaray için çalışmayı boş verin. Bu 270 milyon doların yüzde birini yani 2.7 milyon doları Gidin çalışın. Kendinize kendinize hayrınız olsun. Ne demek istediğimi anlatabildim Or, mi? Çok Kendi Bu arada yılda 2 milyon 2.7 milyon dolar kazanamayan biri Galatasaray'ın 270 milyon dolarını ödeyeceğim diye tatlı sözlerle, güzel sözlerle ben de genel kurulu isim. Bizleri kandırmaya yola çıkmasınlar. Bir son dakika haberi var Ali Bey. Üzücü bir haber. Galatasaray'ın efsanelerinden, basketbol şubemizin kurucularından, e, Yalçın Granit abimizi kaybetmiştik ha. Az önce vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Yani çok sohbeti vardı. Eylesin. Çok iyi bir insandı. Kendisiyle radyo programları yaptım. Bugün yenilmez armada diye bir e, olgu varsa, bir Galatasaray basketbol geleneği varsa Yalçın abinin e, payı çok fa fazladır. Açıkçası çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Işıklar e, içinde uyusun. E, Allah abimiz. rahmet eylesin. Yalçın Bey'le ilgili artık rahmet diyeyim. Mekanı Cennet olsun, hepimizin başı sağ olsun. Ee, o kadar özel konular anlattılar ki, basket sorumluluğu yapan arkadaşlarım vardı. İsimlerini vermeyin. Yalçın abiyle Galatasaray basketbol için verdiği emekleri e, dile getirmeniz gerekir bence. Nasıl para bulmak ben... için mücadele verdiğini, nelerini anlattılar bana geçmişte basket şubesinin. O dönem basket şubesi olan kardeşlerim anlattı. Ee, Galatasaray topu, topu... çok büyük emeği olan... Evet, kapı kapı, kapı kapı dolaşıp dolaşıp evet. basketbol şubesine 500 bin lira e, bulup da evet. takım kurulmasını sağlardı. O kadar önemli bir evet. insandı. Evet. Allah Gidip, rahmet eylesin. Işte, Özel bir yayın yapmayı da düşünüyorum Ali Bey kendisiyle ilgili. Evet. Mutlaka Yani mutlaka. sadece basket şubesini ve sahayı yönetmedi. Dışarıda o yapının çalışması için çok büyük emekleri var. Allah rahmet eylesin. Ailesinin başı sağ olsun. Tüm Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Ee, Ali Bey, size çok teşekkür ediyorum. Çok doyurucu e, güzel bir program oldu. Tabii siz detaylı anlatmayı seviyorsunuz. Yani bir soru sorduğunuz zaman siz e, flash bekler yapıp geçmişten bugüne getiriyorsunuz ve çok detaylı anlatıyorsunuz. Ve artık sizi daha iyi tanıyoruz. Yani bu program güzel de izlenmeye ulaştı. Önemli manşetler de verdiniz. Özellikle Galatasaray Adası ve e, de, borçlandırma o fatura kesimleri vesaire o anlattığınız bölüm gerçekten çok önemli ve değerli bir bölümdü. Size teşekkür Bunu, ediyorum. Yönetim bunun hesabını veremeyecek. Yönetim bunun hesabını veremeyecek. Bu transferden Bunu, de önemli. Bu çok, şampiyonluklardan da önemli. Galatasaray'da bizim gururumuzda. <laughs> çok tehlikeli iş yaptılar. Çok tehlikeli bir e, iş yaptılar. Böyle bir şey yaşanırsa gerçekten ben bir Galatasaraylı olarak çok üzülürüm. E, sizin Galatasaray taraftarlarına size bir şey son bir mesaj... Bu işi çözecek isim değerlen birisi de yine Ali Fatinoğlu'dur. O Sermaye zaman, piyasası kurulu ekibi kurdum dedim ya bunu boşa kurmadık. Nasıl çözüm üreteceğimiz hazır hepsi kafamda. Şimdi ben her, her zaman şey ben, projem. ben iddialı isimleri çok önemsemişimdir. Yani Ergün Ataman benim için çok özeldir. O da sizin gibi benim için de. bütçe ne olursa olsun hep şampiyonluk demiştir. ve işte iki sene Fatih evvel gelseydim Ergün Ataman kesinlikle kulübü basketin başına geçerdi. Bunu net söyleyeyim. Aynı şekilde Fatih Terim'i sevme sebebimiz de budur. Siz de çok iddialı bir isimsiniz evet. Ali Bey. Evet. Ee, yani Galatasaraylılar sizden e, direkt aday da olabilirsiniz. Projelerinizi iyi anlatırsanız seçilebileceğinizi de düşünüyorum. Veyahut bir güç birliği yaparak sizin anlayacak, sizin bu projelerinizi hayata geçirecek... ...desteğinizle e, Galatasaray'ın sorunlarını çözebilecek bir yönetimde de... ...açıkçası Galatasaraylılar sizi görmek ister son mesajınız şöyle hatta sizi ekrana tek getireyim. Galatasaray taraftarlarına son mesajınızı alabilir miyiz Ali Bey? Galatasaray dünyada Atatürk'ten sonra en fazla bilinen marka. Dünyanın her yerinde ben Galatasaray'ı gördüm. Yani bunu çok net söylüyorum. Hı, hı Gittiğim her yerde dünyada gitmediğim yer neredeyse kalmadı. Her yerde Galatasaraylı gördüm. Galatasaray forması giymiş insanlar gördüm. Samimi söylüyorum ve çok duygulandım. Böyle bir marka böylesine küçük yönetilemez. Galatasaray bu her şeyde olur. Hayatta bu var. Zenginliği de görürsün, fakirliği de görürsün. Ben üniversiteyi okurken ayakkabımın altı delikti. ve bir buçuk sene lastik ayakkabıyla üniversiteye gittim geldim. Bir tane kesel ayakkabım vardı odan da altı delikti. Ben fakirliği de gördüm, varlığı da gördüm, yokluğu da gördüm. Galatasaray da bugün yokluğu yaşıyor. Ama Galatasaray bu yokluğu yaşamak kaderi değil. Çünkü Galatasaray'ın markası o kadar güçlü ki Seter ki Galatasaray'ı seven, Galatasaray için gelen, Galatasaray'dan almaya gelmeyen, Galatasaray'ın tüm kadrolarını kucaklayan, tüm kadrolarını, hem genel kurulunu hem taraftarı, Sabahattin, Ultrasan'ın başkanı Sabahattin benim alt kuşağımdır yaş olarak tribünde. Ben Sabo'yu da genel kurulu da basını da, devleti yönetenleri de, sermaye piyasası kurulunda herkesi kucaklayacak, herkesi bütünleştirecek, sadece Galatasaray değil, Türk futbolunu kurtarmayı planlayacak bir yönetime acil Galatasaray'ın ihtiyacı var. Türk futbolu kötüye gidiyor. Türk futbolunu ve Galatasaray'ı layık olduğu yere çıkartacak yapı Türk futbol kulüpleri içinde Galatasaray içinden çıkar. Galatasaray içinden neden çıkar biliyor musunuz? Çünkü Galatasaray kökleri dünyanın en önemli eğitim kurumlarından birisi olan Galatasaray Lisesi kültüründen geliyor. Kaç yüz yıllık bir kültür ve buranın yetiştirdiği insanlar Türkiye'de ve dünyada çok önemli mevkilerde. Bu insanların enerjisini kullanmak şarttır. Ve böylesine bir kültür ocağı, böylesine bir geniş yaygın bir taraftar ve böylesine çalışkan bir Türk insanı karakteriyle biz Galatasaray'ı ve Galatasaray'ı da bu rekabetçi atmosferde yaptıklarını Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da aynısını yapabilir. Çünkü aynı yoldan gideceğiz. Aynı yollardan gelir elde edeceğiz. Onlar da bu yollarla gelirleri elde ederek Galatasaray markası dünyanın en kıymetli markası ise Türkiye'de Türkiye'de her ürünün Galatasaraylı markası yapılır ve o ürünleri fason üretim yapısına üreticiye alınır ve satış noktalarında kornarları oluşturulur. Marketlerde de Galatasaray reyonu yapılır. Galatasaray reyonlarında Galatasaray'ın temizlik maddesinden Galatasaray'ın çekirdeğine, Galatasaray'ın ayranından Galatasaray'ın kolonyasına, çikolatasından aklınıza gelebilecek her türlü malzemesini çocuk bezine kadar yapar ve bunları satarız. Galatasaraylı yatak, Galatasaraylı perde, Galatasaraylı halısı çocuk odalarını oluşturur, çocuk yollarında sattırırız. Galatasaray'ın o kadar büyük imkanları var ki Galatasaray ailesini kral ailesine doğru bir çizgi film yaratır, Galatasaray TV'yi de canlandırarak bu Galatasaray TV ile yarattığımız Galatasaraylı aile karakterini, aslan ailesi karakterinden nasıl ki çocukluğumuzda Ayşecik diye roman okurduk, Galatasaray ailesi romancını yapar. O kitapçıktaki ürünleri de hediyelik eşya boyutuna getirerek aklınıza gelen çocuk çantasından, çocuğun su içecek, içeceği kısmından çocuk kıyafetine kadar, spor malzemesine kadar bütün geniş yelpazede Galatasaray ürünleri yaratır ve bunların hepsini sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da Türk'ün olduğu her yerde bu ürünlerin pazarlaması yapılır ve Galatasaray'a bu sistemden ben 2018'de yaptığım projede 400 milyon TL TL dolar değil TL bütçe geliri kar bekliyordum. Dibi 150 milyondu. Konuşurken 150 milyon gelecek şey Hesabı öyle kapatacağım demiştim. Galatasaray'ın çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Galatasaray'da de öyle projeler var ki. o şimdi anlatıp da Ondan sonra ben dört kişiydik ya 2018'de. Ben sabahleyin proje anlatıyorum. Akşamleyin benim projemin aynısını adaylar anlatıyor. Ee, o yüzden çok fazla proje anlatmayayım. Çünkü projeyi yapmak için insanın o projeye inanması lazım. Bilmesi lazım. Benden büyük kopya çekip projeyi anlatırlarsa projeler de boşa gider. O yüzden projelerin içini doldurmuş vaziyetiyle ben sporla hakikaten sportif başarı getirebileceğine inandığım bir başkan olursa ben o başkanın yönetimine girerim. Arkadaşlarım da katılır çünkü biz başkan ya da yönetim değil hedefimiz bizim bir tane hedefimiz Galatasaray. var Galatasaray şampiyon olsun Galatasaray başkan ödesin Galatasaray adasını açalım Kalamış'ı öyle bir yapalım ki herkes hayran kalsın Kalamış'a girmek için herkes torpil yapsın Kalamış tesisleri böyle olur mu ya İstanbul'un en güzel yerinde bir böyle bir tesis şaka gibi ya hakikaten şaka gibi. Hasaray burnundan denize girmişsin, ha Kalamış'tan denize girmişsin. Ne farkı var? Kalamış böyle mi olur? Hiç mi dünyayı görmüyorlar? A sınıfı yerler nasıl olur? Galatasaray A sınıfıdır. Galatasaray Kalamış tesisleri böyle olur? projesi de be bekliyor Ali Bey. Oraya da bir spor el atarsanız. Spor okulları projemi zaten kitapçığını yapıp herkese genel kurulu yöne göndermiştim. Bir de Biz bütün yanında belediyelerden e, spor, spor okulları var. için saha alacağız, tahsis yapacağız orayı bir e, Galatasaraylı İş Aramları Derneği'ne edeceğiz. O arsaya diyeceğiz ki eğitim kitapçığım budur. Bu formattan çocuk yetiştireceğim. Her senenin sonunda bana bir tane herhangi bir branşta sporcu yetiştirmek mecburiyetim var. Kadroya girecek. Yapamıyorsan bedeli budur diyeceğiz. Ve Galatasaray'ın eski futbolcuların da basketbolcular o spor okullarında eğitmen olarak görev aldırtacağız. Ee, Bayan Münih'in Paris Saint Germain'in eğitim kitapçıkları olan dostlarımız var. Onlardan da ders çalıştım. E, Ahmet Akcan geçmişte biliyorsun spor okulları projelerinde de yer almıştı. Bülent Ünder bu konuda önemli işler yapmıştı. Bu tip dostlarla e, Galatasaray Spor Okulları canlandıracağız. Belediyeden tahsis aldığımız arsaları da ekspertiz değeri yapıp bilançomuzun aktifine varlık değeri olarak yazacağız. Bilançomuzun aktifine varlık değeri yazarsanız ne olacak? Bilanço'nun aktif varlık yapısı yükselecek, pasif yapısını geçecek, borç yapısını. Bilançomuzun aktif yapısı pasifi geçerse ne olur? Aktif var, pasifi geçtiği için kredibiliten artar. Kredibiliten artarsa ne olur? En düşük seviyeden borç alırsın. İşte biz bunları sağlayacağız. Bunları sağlık Sağ Rahatlıkla yapar. Daha çok proje var. Bende çok proje var. Allah Allah. aynı zamanda spor salonunda yapmanızı bekliyoruz stadın yanındaki. spor salonu onu anlattım ama onu anlatmadım mı? Sen bilmiyor musun Eyüp? Anlat Üzüldüm Biliyorum. şimdi. Ee, söylüyorum Biliyorum. Ee, hayır öyle basit değil. Ee, stadın yanındaki alana e, belediyeden izin alarak bir U O yapacağız. Dikdörtgen O. Burası otel olacak. Otelin ortasına aşağı ineceğiz. Salon yapacağız. Bu salon basketbol, voleybol salonu olduğu gibi alttaki zemin yana kayacak. Altta da havuz çıkacak. Havuzunda otel ruhsatı alabilecek misiniz? Olacak. O şeklinde otel olacak. Niçin otel yapacağımı söyleyeyim. Orası hem 5 yıldızlı iş yapar otel. Ee, çünkü tesis yapmayla iş bitmiyor. Tesis yapıyorsunuz. Tesis yılda 10 ya da 15 tane maç yapıyorsunuz. E sonra ne olacak? Ama 365 gün oranın güvenliği, temizliği çalışıyor. Ve orada bir kadro çalışıyor ve aydınlatma var, ısıtma var bu masrafın tamamını oraya otel yaparsak otel otel olarak ekip çalışacak. Ve oranın yemekhanesi e, ciddi bir restoranı olduğu için otelin hem futbol maçına hem basket maçlarımızın evveli de nasıl Beyona Navizade'ye Levent'e gidiyor bütün taraftar. Taraftarın tamamını oraya çadır havası yapacağım. Aynı Münih'teki Bavyera'daki gibi. Orada da 10 bin kişi hep beraber şarkı söyleyecek. Galatasaray maçlarını söyleyeceğiz. Ben bayılıyorum. Ben Galatasaray maçlarında ben Navizade'ye giderim. Ben içki içmiyorum ama böyle bir 8-10 kişilik grubumuz vardır. Orada tezahüratlara orada başlarız. Gençliğimizle çocukluğumuzla stada girerdik. Kapı açılırdı. Başlardık 6 saat tezahürat yapardık. Şarkı söylerdik. Eğlenirdik. Şimdi e, artık belli bir yaşa geldik. Loja'da seyredince o atmosfere giren özellikle nerede de öyle değil. E, ses kesil kısılmasın diye bir 2 saat kala 2 saat kala kapı açılınca o atmosfer pek olmuyor. Bizim gençliğimizde biz yaşadık o türün güzelliğini. Gençlik şu andaki gençlik onları göremiyor ya. Hakikaten olsa acı. O gençliğimde yaşadığım tezahüratları yaşatmak ve bir kişi 100 lira para bıraksa 10 bin kişiye ben orada yiyecek ve içecek satsak sıranın yanında. Bir de herkes maça girerken de rahat rahat içkisini de içiyorsa birasını e, yürüyerek girecek. Sonra metdolar orada burada sıkışmayacak. Arabasını da bırakacak. Çıkınca da arabaya binecek arabayı evet. B bıraktı geldi gitti bu dertleri de olmasın. Bütün ulaşıma da kadar, ulaşıma dahil her şeyi düşündüm. Basket sahası da bu. Ee, Kemal yani burada dedi 5 otel de... yapacağım. villa projesi yapacağım. Müteahhit Galatasaray Müteahhit şirketi olacak. Galatasaray şu an inşaatı kuracağım. Riva'da inşaat yapıldı bakın ne kadar reklam oldu. Hepsi villalar satılıyor. Niye? Ee, bütün medya Riva'dan bahsediyor. Bundan büyük reklam mı olur? Bu kadar reklamı olan hangi inşaat firması var? İnşaat firmaları yüzde on beş, yüzde maliyetini reklam yaparak tanıtmak için harcıyor. Ben Galatasaray İnşaat Şirketi'ni kurduğumda Florya'ya yani inşaatı yapmaya başladığımda reklamım sıfır. Direkt o herkes zaten Galatasaray yaptığı için biliyor. Bir de Galatasaray yaptığı için maliyeti yükselecek. Senin bütün basketbolcularını iki sene, üç sene kapatacağım yerlilerine birer tane daire vereceğim. Üç sene transferde adamlar da para buldu mu bulmadı mı derdi olmayacak. Hepsi daireyi alacak. Hem basketçi hem de 3 yıllık A sınıfı kadro kuracağız. Öyle gideceğiz. Ağzınıza sağlık Ali Bey. Daha da var da daha çok yazılı yani, için olmadığı için e, bunlar yarın hava geldikçe konuştum. Yani anlattığınız projeler gerçekleşirse gerçekten Galatasaraylılar çok mutlu olur. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz Ali Bey. Çok sağ olun. Ee, sevgili de, izleyenler. Bizi Eğer izleyip... ağzından yanlış bir kelime çıktıysa çıkan kişilerden özür dilerim. Eee Kimseye kötü yok. bir niyetim yok. Galatasaraylı'nın verdiği heyecan. Maçta kızınca hani böyle bir kalecimize de kızarız. Koli kaçınca santraforumuz da kızar. O ruh haliyle konuştuk. Kusura bakmasınlar. Yok gayet güzel, verimli bir program oldu. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ee, Galatasaraylı değerli bir iş insanı Ali Oğlu'yla Galatasaray'ı samimi dürüst bir şekilde konuştuk. Ali Bey'e teşekkürlerimizi ilettik. Sizlere de iyi geceler diliyorum efendim. Başka bir yayında Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.